Efendim iyi günler. TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Oya Çevi. Bugün 3 Eylül Salı. Türkiye'nin konuştuğu soruşturma ve operasyonlarda son durum. Ekonomi ve siyasetteki baş döndürücü trafik için TV ekipleri canlı yayın noktalarında hiç vakit kaybetmeden gün ortasına başlayalım o halde. Şimdi o adreslere götüreceğiz sizi. Şöyle ki efendim yıllık %51,97, aylık %2,47. Merakla beklenen Ağustos ayı enflasyon rakamları işte böyle açıklandı ve milyonlarca emekli ve memurlara dikkat diyelim. Bu rakamlara göre maaşınıza ne kadar zam gelecek? İnci Erdoğan birazdan tahta başında sosyal güvenlik uzmanıyla tek tek işte bu konularla ilgili bilgi verecek. 14 gündür 8 yaşındaki Narin'den haber bekliyoruz. Öz amcası kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı biliyorsunuz. Tüm ayrıntılar Diyarbakır'da. Soruşturmayı başından bu yana takip eden Canan Altıntaş'ta, ona döneceğiz tabii sonrasında. İsrail istihbaratının kirli ağı deşifre oldu. MİT Emniyet Ortak Operasyonu'ndan bahsediyorum. İşte bu operasyonla Mossad'ın Türkiye'deki para trafiği yöneten kilit isim tutuklandı. Nefes kesen operasyonun ayrıntılarını ve o para trafiğini de Sertaç Murat Koç aktaracak bizlere. Ve efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu'nu bugün topluyor. Kadrolarda değişim olacak mı acaba? Kongre ne zaman olacak? Bu soruların yanıtlarını merak ediyoruz. Ozan Ulaş Caymaz aktaracak bize. Ama önce ne yapalım? Enflasyon diyelim haliyle hepimizi ilgilendirelim. O ekonomik gelişmelere ve maaş durumuna bakalım. İnci, bu verilerle emekli ve memur Ocak ayında ne kadar zam alacak merak ediyoruz, sözü sana ve konuğuna bırakalım. Evet, Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tabii bu rakamların açıklanmasının ardından gözler de memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarına çevrildi. Tabii memur ve emeklilere yılda iki kere zam yapılıyor, Ocak ve Temmuz aylarında. Biz de şimdi artık bu ikinci 6 aylık döneme girdik. İkinci 6 aylık döneminde bugün açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 2 aylık rakamları da ortaya çıktı. Peki önümüzdeki 4 ayda rakamlar nasıl değişecek? Memur ve emeklisi Ocak ayında ne kadar zam alacak? Konuğumuzla konuşacağız. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Ermen bizlerle. Merhabalar İnci Hanım, iyi günler dilerim. Hoş geldiniz yayınımıza. Tabii rakamlar açıklandı. Beklenildiği gibi miydi? Öncelikle bir bunu konuşalım. Sonrasında da rakamlara bir dönelim. Evet, TÜİK'in yaptığı anketlere göre aslında 3 aşağı 5 yukarı aynı rakamlar. Yani %3 ile %2,50 arasında beklenen bir veriydi. Ve şuradan tablodan hemen bakarsak Ağustos ayı için enflasyon oranımız %2,47 olarak belirlenmiş oldu. Daha önce Temmuz ayında 3,23'tü rakamımız. Yani bir düşüş meydana geldi. Zaten yapılan açıklamalara göre yıllık enflasyonu düşürmeyi planladıkları amaçlanmıştı. Şu anda açıklanan TÜİK verisine göre rakamımız bu. Yani ne oldu? Temmuz ve Ağustos ayının 2 aylık veriye göre %5,78'lik bir zam garantisi ortaya çıkmış oldu. Tabii ki son 6 aylık dönemin diğer verilerine de bakılması gerekecek. Yani Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayının verileriyle birlikte toplam, kümülatif bir toplam oluşacak. Bu oluşana göre Ocak ayında bütün zam oranları belirlenecek. Ne bu veriler? Her ayın 3'ünde açıklanıyor. Yani biz Eylül'ün verisini Ekim'in 3'ünde göreceğiz. Kasım'ı da Ekim'i de Kasım'ın 3'ünde göreceğiz gibi düşünelim. Böylece Aralık'ın da 3'ünde Kasım'ı görüp Ocak'ın 3'ünde de Aralık'ı görerek Ocak'ın ortasına doğru bütün zam oranları kesinleşmiş olacak. Bu da neye delalet edecek? Önceki 6 ay ve son 6 aylık enflasyonunda yıllık enflasyon belirlenecek. TÜİK'e göre şu anda %50 ile 52 arası, %51,97 olarak açıklanacak. Lakin %50-52 arası gibi biz şu anda düşünüyoruz. Tabii ki bu veriler düşebilir de yükselebilir de. Çok ekstrem bir durum meydana gelir ise 2,47 belki 3'e tekrar çıkabilir. O zaman zam oranları aynı oranda yükselir. Planlanan sistem giderse 2'nin altına düşmesi, 1,97'lere düşmesi öngörülürse zam oranı da aynı oranda düşecektir. Ama biz şöyle bir senaryo oluşturursak eğer, böyle devam ettiğini düşünelim. En az %15-20 arası 6 aylık bir enflasyon öngörüyoruz. Bu da ne demek? Emekli aylıklarına aynı oranda ve memur maaşlarına aynı oranda bir zam demek oluyor aslında. %15 üzerinden gittiğimizi farz edelim. En az %15'lik bir zam olacak. Eğer memurların özellikle, ona biraz sonra değineceğim tekrar, ama %15'lik biliyorsunuz toplu sözleşme zamları var. %15'in üzerine çıkmazsa memurlar sadece SSK ve bağ
Bağkur gibi %15'lik zam mı alacaklar? Ama rakam %20'ye çıkarsa gene memurlar %5'lik bir artış alacak. Belki Ocak ayındaki gibi gene bir eşitleme mümkün olacak. Tabii ki bunu hep birlikte göreceğiz. Çünkü önümüzde 4 aylık ciddi bir serüven var. Burada verilerin ne olacağı, her şey olabilir. Yani malum bir hastalık çıktığı zaman bile bir aylık enflasyon oranı çok değişebiliyor. Yeterli yağmur yağmadığı ve ekinlerle ilgili bir sıkıntı olduğunda, az bulunan bir ürün olduğunda enflasyon oranı değişebiliyor. Ama sabit kaldığını ve sistemin normal gittiğini düşünür isek eğer, bu verilere göre Ocak ayında zam alacak birçok kalem var. Bunların en önemlisi kim? Emekli maaş zamları. Yani SSK ve Bağkur ve 4C emeklisi, yani memur emeklileri bir zam alacaklar. Bunlar da son 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Ayrıca memur maaş zamları oluşacak. Yani toplu sözleşme zammına göre normal enflasyonun altında kalırsa ekstra bir şey almayacaklar. Enflasyonun üstünde bir toplu sözleşmeleri %15'in üzerinde bir rakam çıkar ise ekstra bir zam alacaklar. Artı olarak tabii ki en önemli konu bu. Biliyorsunuz asgari ücrete normalde 6 ayda bir zam geliyordu. Ama bu sene sadece senede bir zam gelecek şekilde ayarlanmıştı. Yani herkesin gözü kulağı aslında Ocak ayında asgari ücret komisyonunun toplanmasında. Asgari ücret komisyonunda da ne olacak? Komisyon toplanacak ve işçi dernekleri toplanacak. Diyecekler ki enflasyonun altında bir zam alamaz. Örneğin %20'lik bir enflasyon çıktığını farz edelim. Asgari ücrete en az %30 zam talep edecekler. Bir anlaşma unsuruna dönüşecek. Bu bir komisyona dönecek. Ama asgari ücrete de bir zam bekliyoruz. Tabii ki doğal olarak. Artı olarak memur maaş zamları belirlendiği zaman sadece emeklilere değil, normal emekli, dul, yetim aylığı alanlar da var. Onların maaşlarına da tabii ki zam gelecek. Gazi maaşı alanlar var, sporcu maaşı alanlar var. Onlara da zam gelecek ve artı kıdem tazminatı tavanı değişecek. Yani özellikle EYT sürecinde emekliliğini bekleyip kıdem tazminatı tavanı biraz daha yükselsin, daha fazla emekli aile, daha doğrusu daha fazla kıdem tazminatı alayım diyenler için bir süreç oluşacak. Artı 65 yaş aylığı, yani yaşlılık aylığı, emekli olamamış, gücü yetmemiş, herhangi bir durumu olmayanların aylıkları yükselecek. Evde bakım parası, yani hasta bir çocuğu olup herhangi bir geliri olmayanlar, engelli bakım parası alanlar, hepsinin aylıkları kalem kalem yükselecek. Yani buradaki süreç bizim için çok önemli. Belki ilk 6 aylık dönem hani evet önemliydi ama şu an Ocak ayında oluşacak yıllık enflasyonla birlikte rakamların yukarı yuvarlanma oranı daha yüksek olacak. Peki şunu merak ediyorum aslında. Bir tahtayı da gösterebilirsek. Şimdi dedik ki biz emekli ve memurlara yılda iki kere zam yapılıyor Ocak ve Temmuz'da. Biz ikinci aslında süreçteyiz. İkinci 6 aylık süreçteyiz ve sadece bu sürecin ikinci ayı belli oldu. Önümüzde uzun bir 4 ay daha var. Aslında bu rakamlar tam olarak hangi ayda netleşecek? Onu biz bir tekrar alalım. Evet, aslında aşağı yukarı biz rakamı Kasım'da Ekim ayının enflasyon oranının belli olması, yani son 4 aylık dönemin netleşmesi ile aşağı yukarı netleşebiliyoruz rakamlarda. Çünkü çok öngörülebilir ekonomik unsurlar ortaya çıkmaya başlıyor. Ama ana rakam ocağın 3'ünde belli oluyor. Yani tam %100 ben kaç para alacağım diyecek bir birey için ocağın 3'ünü beklememiz gerekiyor. Sonra bize bir rakam çıkıyor. Örnek veriyorum %15'lik bir rakamı tablomuza koyuyoruz. Dedik ki bundan sonra herkes %15 en aşağı emekli aylığına, işte memur maaşına, 65 yaş aylığına, dul yetime alacak. Sonra diğer bir pazarlık süreci başlıyor. Eğer memurlar yukarıda kalırsa eşitleme sistemi, refah payı adı altında yükseltme sistemleri, oluşan ENAG ve TÜİK verileri arasındaki farklardan kaynaklı enflasyon eşitlemeleri gibi gibi sebeplerden artışlar söz konusu olabiliyor. Bunları hep birlikte en kötü ihtimal Aralık, en iyi ihtimal Ocak ayında bunları netleştirmiş olup herkesin ne kadar maaş alacağını kalem kalem size tabloda anlatabilecek duruma geleceğiz. Bütün veriler elimize gelsin ki herkes ne alacağını bilsin, ayağını yorgununa göre uzatabilecek bir sisteme dönüşsün. Peki şimdi ekranları başında memur, emekliler, herkes şu anda bizi izliyorlar ve merakta ediyorlar. Evet biliyorum sadece 2 ayı belli oldu bu 6 aylık sürecin ama şimdi önümüzdeki süreçte yıl sonu tahminleri de mevcut. Bunlara bakarsak az önce söylemiştiniz ama tekrar bir tahmin alabilir miyiz? Yani
Aralıktan sonra ocağın 3'ünde ortalama emekli ve memurlar ne kadar zam alabilir? Bu kesin rakamlar olmayacak ama tabloya baktığımız zaman nasıl bir tahminde bulunabiliriz? Tabii bugüne kadar gördüğümüz süreçler üzerinden gittiğimiz zaman enflasyon verileri bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı geçer. Şu anda %5.78 garanti altında zaten. 2 aylık veriden kaynaklı. Yıllık enflasyon oranının da %50-52 civarında kaldığını düşünürsek, 2-6 aylık ayrı ayrı döneme ayrıldığı ve ilk 6 aylık dönemin daha yüksek çıktığında farz edersek en az %15 ile %18 arası, aslında biz %20'ye yuvarlıyoruz ama refah payları vesaire geldiği için, ama %15 ile %18 arası bir emekli aylığı, bir memur artışı, asgari ücreti, tabii ki komisyon bunu belirler ama enflasyonun altında kalmayacaktır, aynı oranda bir artış şeklinde kesin bir artış şu anda görünüyor gibi. Ama dediğimiz gibi veriler çok değişebiliyor. Ülkemizde geliş düşen durumlar olabiliyor, düşen durumlar olabiliyor. Dediğim gibi elimizde olmayan veriler, işte kuraklık oldu mu, domatesin fiyatı düştü mü, fiyat ürün az, fiyat yüksek, o bile enflasyonu etki ediyor. Yani boşuna pazarlarda enflasyon verisi karşılaştırılmıyor. Bu gibi sebeplerden değişkenlik gösterebilir. Ama ana mevzumuz şu anda %15 ile %20 arasında konuşuluyor. Bunun altı üstü olur mu? Hep birlikte kalem kalem her ayın 3'ünde açıklandığında tek tek değerlendirerek net bir sonucu elde edebiliriz birlikte. Peki, var mı onun dışında eklemek istediğiniz bir şey? Şu an yok, sadece zam için beklemelerini söylemek dışında. Çünkü veriler açıklanmadan hiçbir kazanç detayımız oluşamıyor maalesef. Aslında bir afaki bir sorum olacak size. En düşük emekli maaşını baz alırsak ve dediğimiz gibi 15 ile 20 arasında bir zam olursa, diyelim ki 15 zam oldu. En düşük emekli maaşı ne kadar olur? Evet, aynı oranda en düşük emekli aylığının da arttırılmasını bekliyoruz. Enflasyon oranını arttırmayabiliyorlar biliyorsunuz. 10 bin liraydı. Aslında %25'ti, evet, 12.500'e değerlendirdiler. Ama şu anda en düşük emekli aylığı beklentisi asgari ücrete yaklaşması. Ocak ayında bununla ilgili bir değerlendirme yapacaklarına inanıyorum. Çünkü konuşulan en önemli konu şu, biliyorsunuz. Yıl sonunda eğer enflasyon %50'nin üzerinde kalır ise 2025 yılında bağlanacak emekli aylık oranları %50 olarak düşünelim, %25 oranında daha düşük bağlanacak. Bu bağlantıyı zaten bir yasa tasarısı sunarak düşürmek için enflasyonu endekslemeye çalıştıklarından dolayı en az 15 bin lira, en fazla 17 bin liraya yaklaştırılması şu anda konuşulan bir kulis bilgisi. Ama tabii ki son rakamları önümüzdeki 4 aylık sürecin sonunda birlikte göreceğiz, birlikte değerlendireceğiz. Peki, bunu da biz de duyurmuş olalım, bu kulis bilgisini. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet, Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Memur ve emeklisi ne kadar maaş zammı alır? Ocak ayının 3'ünde açıklanacak biliyorsunuz. İkinci 6 aylık dilimin ilk 2 ayının verisi açıklanmıştı. Önümüzde 4 aylık bir süreç var. Tahminleri konuştuk. Kimin ne? Sosyal güvenlik uzmanı Melis Ermen bizlere anlattı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.